arkadaşlar, Isaac Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben İrem Tuğan Deveci. Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Isaac'le birlikte Global Entrepreneur Projesi'ne gittim. Hindistan'a gittim. Geçen sene bu zamanlar gitmiştim. Ocak-Şubat arasında. Isaac'le nerede tanıştım? Şöyle başladı benim hikayem aslında. Bir arkadaşımdan duymuştum. İşte Isaac denilen bir şey varmış. Yurt dışına çıkıyormuşsunuz. İşte çok güzel oluyormuş. İçinde de üye olabiliyormuşsunuz vesaire vesaire. Ama çok böyle net bir bilgi vermemişti açıkçası. Ben de hani nedir Isaac? Bu ne yapıyor diye bir araştırayım dedim. Ama çok bir şey anlamadım açıkçası internet sitesinden. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra dedim ki önce bir üye olayım bakayım işte nasıl gidiyormuş süreçler, ne yapıyorlarmış öğreneyim. Sonra staja giderim dedim. Açıkçası staj da yapmak istiyordum. İkinci sınıftaydım ve hani bir arayış içindeydim. Ne yapsam işte yurt dışına çıkayım, nasıl çıkayım, staj yapayım kafasındaydım. Sonra başvurdum, üye olarak alındım. 3 aylık bir üyelik sürecini yönettim. Ya üyeyken de şu departmanda üyeydim. Giden tarafta kurumsal stajlar ve girişimcilik stajları departmanında bir Isaac danışmanıydım. Yurt dışına gidecek insanlar bize kayıt bırakıyordu. Ben de onların süreçleriyle ilgileniyordum. Sonrasında dedim ki hani zaten böyle bir şey isteyerek girdin. Hani ben de gideyim bari kış döneminde. Bir aylık da bir tatilim vardı. O tatili değerlendirmek istedim açıkçası. Kendime staj aramaya başladım. Sonrasında Hindistan'a gitmeye karar verdim. Aslında Hindistan'a da böyle çok çok ilk başta istekli değildim ama Hindistan neden olmasın? Güzel bir yer. Hani benim için de farklı bir deneyim olur. Hani illa Avrupa'ya ileride bir zaman gideceğim. Mezun olduktan sonra illa giderim ama Hindistan'a hiçbir zaman gidemem diye düşünerek başvurdum. Başvurdum, direkt döndüler böyle bir anda. Bir startup'a başvurmuştum. Oranın CEO'suyla konuştuk birden. Hani ne olduğunu anlamadım. Bir anda böyle bir sürecin içine girdim. Ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Sonra kabul aldım. Gideceğim kesinleşti. Bir yandan böyle herkes, ailem, arkadaşlarım, Hindistan'a ne yapacaksın? Çok pismiş, kötü bir yer. De gidince çöp yığılıyormuş üstünde falan diyorlar ama hani ben hala bir susun ya hadi ben gideceğim falan diyorum. İşte sürekli annemle oturuyoruz YouTube'dan Hindistan nasıl bir yer diye videolar izliyoruz. İşte gideceğim şehrin videolarını izliyoruz. Annem diyor kızım burada ne yapacaksın? Burada seni mahvederler. Gidersin falan diyor. Ben diyorum ki hayır anne bir dur ben gideceğim diyorum. Bayağı da heyecanlıydım ilk başta. Bir süreçten önce kabul aldım. Yani sürece yaklaşıyoruz. Uçak biletimi aldım. İşte vizemi aldım ama hani hala hani gideceğim. Hani tam böyle kabullenemedim. Neyse uçağa bindim. Katar aktarmalı gidiyordum. Katar'a geldim şey diyorum. Gidiyorum ya galiba. Hani bayağı gidiyorum. Hani yoldayım ben kafasındayım. Sonra indim. Hani hala anlamıyorum. Hani gerçekten çok zor gelmişti bana o an. İlk bir hafta Hindistan'da olduğum düşüncesini bile kavrayamadım. Şöyle bir talihsizlik yaşadım. Normal şartlarda karşı şube sizi belirli saatler arasında karşılayabiliyor. Yani sabah işte 6, akşam 6 gibi saatler. Makul saatler arasında karşılayabiliyor ama ben gece gittim. Söylemiştim zaten gitmeden önce işte böyle böyle gece geleceğim diye ama onlarda bir sıkıntı yok dedi. Gelebilirsin biz seni alırız dediler. Ama beni alacak arkadaş uyuyakalmış. Çok doğal bir şekilde. Çünkü gece 4 falan bir de hani kaç 2,5 saat farkı var ama gece 4 yani oraya indiğimde ne yapacağımı bilmedim. Yani indim havaalanı, küçük de bir havaalanı böyle bana şey gibi bakıyorlar. Ölü görmüş gibi bakıyorlar. Kim bu? Beyaz tenli biri geçiyor diye. Ve çok korktum ben. Bayağı korktum. Hani hayatımda en korktuğum anlardan biri herhalde. Yani Hindistan boyunca da en korktuğum anlardan biri. Oturdum bir yere böyle bir ayağımı bir valize, bir ayağımı bir valize koydum. Bekliyorum hani illa bir anda gelip beni alacak. Yani uyanacak çünkü başka bir çaresi yok diye. İşte güvenlikten numarasını aradım falan. Sonra buldu beni bir şekilde. Aldı götürdük. İlk başta evinde kaldım beni alan arkadaşım. Ama hani sabah uyandım böyle sesler geliyor. İşte pis bir koku geliyor burnuma. Yani ne yapacağım diyorum. Sonra işte gideceğim yere götürdü. Orada da ulaşım için de değişik ulaşım araçları var. Böyle bisiklet değil. Nasıl bir şeydi? Ya önde adam bisiklet gibi pedalı çeviriyor. Arkasında da böyle bir tuttuk değil. Tuttuk başka. Tahta bir kutu var ya. An böyle şey gibi. Cidden otobüs arabasına benziyor ve böyle şey hani korkutucu bir araba. Biz bindik ona böyle tak 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 gidiyoruz falan. Ben etrafa bakıyorum bir yandan korkuyorum ama sakin ol falan diyorum kendi kendime. Sonra başka bir Isaac'ın evine gittik. Onun da ailesi o kadar hani böyle şey ki sevecen insanlar ki direkt bana işte Hindistan'a ait bir çay varmış. Çok kötü. Onu yaptılar ama ben hani ayıp olmasın diye içiyor gibi yapıyorum ama çok kötü yani. Hani gerçekten çok kötü. Ve ben gitmeden önce araştırmıştım çay var mı diye. Var diye görmüştüm. Çay götürmedim ki çay aşığı bileyim. Günde en az 5 bardak içerim. O kadar kötüydü ki çay yani. O an ilk pişmanlığım zaten. Neden götürmedim böyle bir şey. Sonra işte 1 saat 2 saat falan onlarda kaldım. Sonra beni aldılar hostelime götürdüler. Benim şöyle bir durumum vardı. Normal şartlarda GV'ye gidenlerde yani gönüllülük için gidenlerde Global Volunteer. Aynı anda sizinle birlikte bir sürü insan gittiği için onlarla aynı hostelde kalabiliyorsunuz. Ama GE'de öyle olmuyor. Global Entrepreneur'de. Sizinle aynı anda giden 3-4 kişi falan oluyor. Yani benim gittiğim dönem öyleydi en azından. Onlar da şehrin farklı farklı yerlerinde kalıyordu ve ortak bir hostelde kalmıyorduk. Ben de böyle öğrencilerin olduğu bir hostelde kalıyordum. Gittiğim şehirde Kolkata şey gibi böyle İstanbul'da da Eskişehir gibi düşünebilirsiniz bizim. Daha çok böyle üniversitelerin yoğunlukta olduğu öğrenci şehri olarak geçiyor. O yüzden çok fazla öğrenci var. Ben de öğrencilerin olduğu bir hostelde kalıyorum. İşte götürdüler beni odama. 4 kişilik bir oda. İkili yataklar var. Ve oda pisti yani. Gerçekten çok pisti. Ya ben ilk böyle bir baktım etrafa işte dolaplara falan. Bana bir dolap boşalttılar. Bana videosu gelmiş hani bu odada kalacaksın diye ama ben bu kadar kötü beklemiyorsun. Bilmiyorum neden öyle. İlk baştan gözüm çok korkuttu. Oturdum düşünüyorum böyle. Evet geldin ama acaba bir hafta erken mi dönsen ya falan diyorum. Sonra 1-2 gün falan böyle düşündüm. Sonra ki kendine gel. Hani böyle bir şey düşünmek yok. Çünkü sen buraya bir şeyler isteyerek geldin ve duracaksın. Hani ne gerek
gerekiyorsa duracaksın bu kadar sürede. O gün sonunda patronum aradı beni işte, hoş geldin vesaire. Akşam buluşalım diye. Biz akşam yemek yedik. İşte ben kendi korkularımı anlattım. Geldim ama işte böyle böyle düşünüyorum diye. O da sağ olsun beni aşırı derecede rahatlattı ve çok iyi anlaştık. Ya o zaten çok büyük değil, 25 yaşında falandı. O da eski bir Isaac'ırmış. Isaac'ten çıkıp kendi startup'ını kurmak istemiş. O şekilde ilerlemek istemiş. Benim iş tanımım da dijital marketingti. Zaten yeni kurulan bir startup'tı ve birazcık böyle seyahat ajantisi gibi çalışıyorlardı. Yaptığımız şey de sosyal medya hesaplarını yönetmek, content writing yazmak ve bir de Hindistan'a gelen bir Türk tarafından Hindistan'ı gözlemliyordum. Ben öyle şeyler yazıyordum. Ya da işte Türkiye'ye gelseniz nereleri gezebilirsiniz konsept adı altında yazılar yazıyordum. Böyle ilerliyordu. Yani baktığınızda açıkçası böyle aşırı aşırı bir iş yüküm yoktu benim. Daha rahattım ve evden de yapabildiğim bir şeydi aslında yani. Hostelimden de yazabiliyordum, gönderebiliyordum. Sadece zamanla yapmam yeterliydi. Ve Hindistan'da şöyle bir durum var. Ya iş yapma şekilleri bizden çok ters. Çünkü çok fazla tatilleri var. Ve her şeyde tatil var. Sabah uyanıyoruz işte bugün şu bayramı. Hadi tatil şuraya gideceğiz falan diyorlar. Benim de çalışık olmadığım bir şey. Ben daha böyle tez canlı bir insanım. Her şeyi hızlı hızlı yapayım kafasında bir insanım. O yüzden bana verilen her şeyi tak tak bitiriyordum ve şaşırıyorlardı yani. Çünkü zor bir şey değildi benim için gerçekten. Böyle geçti bu süreç. Bir de gitmeden önce çok fazla hayalimiz vardı. İşte patron bana şey demişti. Tayland'a gidelim. Tayland'da bir fuar vardı. Ona katılacaktık. Ama bir talihsizlik yaşadık. Patronumun annesi rahatsızlandı birazcık. Mumbai'ye götürmek zorunda kaldı. O da 2 haftalık bir süreçte yoktu yarısında. O yüzden hani düşündüğümüz şeylerin hepsini tam olarak yapamadık ama o yokken de benle ilgilenen biri vardı zaten. Yani onun bir arkadaşı ilgileniyordu benimle. Hiç işimde bir aksama yaşamadım. Zaten aşırı iş yüküm olmadığını da biliyordum. Hani bana en baştan söyle daha seni daha rahat bırakacağım. İşte istediğin kadar gezebilirsin, burada zaman geçirebilirsin. Hem kendi tecrübenin de önüne bir sınır koymak istemiyorum demişti. Bu yüzden çok iyi anlaşmıştık zaten. Sonrasında hostelimi anlatayım birazcık. Hostelim dediğim gibi pisti ama çok fazla arkadaşım vardı orada. Ve şeyden hostele ilk defa yurt dışından biri gelmiş ve bu Türk, hani Türkiye'nin neresi olduğunu bilmiyor zaten çoğu kişi. Geldiler böyle hepsi toplandılar etrafıma. Diyorlar anlat sen ne yapıyorsun? Anlatıyorum işte şöyle böyle şunun için geldim bunun için geldim. Onlar da çoğu şey bilmiyordu. Isaac'i bilmiyorlardı oradaki. Çok az kişi biliyordu. Ben de başladım anlatmaya falan. Böyle muhabbet ediyoruz ama beni çok rahatsız etmişti o durum. Çünkü sürekli birileri odamda yani. Akşam dinlenmek istiyorum. Tak aşağı iniyorlar. İşte şöyle şöyle böyle böyle. Habire benim olduğum yere geliyorlar ve sürekli muhabbet etmeye çalışıyorlar. Ben de o zamanlar daha içe kapanık bir tipim açıkçası bir sene önce. Böyle insanlarla direkt kaynaşamayan, birazcık daha geride duran bir insandım. O yüzden çok rahatsız olmuştum. Böyle bir gitseler de uysam ya falan diye düşünüyordum. Bir hafta geçti, sonra bir hafta sonra ben bu duruma alıştım tabii ki genel olarak. İkinci haftada böyle en son ben onlara halay öğretiyordum. Onlar bana Hint dansı öğretiyor işte. Şöyle dans edeceksin böyle. Bayağı dans ediyoruz hostelde yani. Dışarı çıkıyoruz falan. Hint dansı gösteriyor. Şöyle şöyle bir şeyler yapıyor. Gösteremem, hatırlamıyorum aslında çünkü çok zor. Yani halay öğrettim, bayağı damat halayı çekiyorlar. Başladılar böyle bir odadan gidiyorlar. Ve videoları var. Ben sürekli arkadaşlarıma atıyordum. Bayağı eğleniyordum. Çok eğleniyorduk. Aşırı eğleniyorduk ve hani onlar da gerçekten bana çok iyi gözle bakıyorlardı. Hiçbir zaman şey hissetmedim. Of bu da kimmiş ya falan gibi bir şey hissetmedim. Bir de ailemle konuşuyorum ya da arkadaşlarımla konuşuyorum işte görüntülü. Böyle bakıyorlar bana. Ne konuşuyor bu ya diye. Ben de aynı şekilde onlara bakıyorum çünkü hep İngilizce konuşmuyorlar. Yani biliyorlar ama hani arada sırada kendi dillerinde konuşuyorlar doğal olarak. Bir ara bana şey dediler. Şimdi sen böyle ailenin yanında konuşuyorsun ama bizim hakkımızda kötü bir şey söylüyor musun acaba? Hayır canım, alakası yok falan diyorum. Ama bazen annemle arkadaşlarıma şey diyorum işte. Anne ya işte bu kızlar da çok konuşuyor. En başlarda ama onlara yok hiç öyle bir şey demiyorum diyorum. Çok rahattım. Hatta ilk başlarda şey de bahsediyordum işte. O da arkadaşlarımla şöyle yaptım. O da arkadaşlarımla böyle yaptım. Bir haftadan sonra arkadaşlarımla konuşurken Türkiye'deki şey demeye başladım işte. Bugün arkadaşlarımla şuraya gittik. Arkadaşlarım bana dedi ki arkadaşların mı? Nasıl yani? Ne ara arkadaşların oldu onlar senin? Böyle bir kıskançlık moduna girdiler. Çünkü bayağı arkadaşlarım artık. Hani her şeyimizi paylaşıyoruz ve 7-24 birlikteyiz. Sabah uyanıyorum. İşte onlar okula gidiyor, ben işe gidiyorum ama akşam yine birlikteyiz ya da boş zamanımız birlikte geçiyoruz. Çok güzeldi benim için. Bir yandan da Isaac'lar vardı. Oraya da benim yani üye olarak gittim bildikleri için bana daha içlerini de biliyorum sonuçta. Ben her şeye dahil etmeye çalışıyorlardı. İşte onların haftalık toplantılarına gidiyordum, kongrelerine gidiyordum. Sürekli iç içeydik ve hani ne zaman ihtiyacım olsa hep yanındalardı diyebilirim. Hindistan'da şöyle bir problem var. Herkes İngilizce bilmiyor. Mesela satıcılar asla bilmiyor. Bir şey alacağınız zaman mecburen Hintli ile gidip almanız gerekiyor. Çünkü çevirmesi lazım size. Ben de orada böyle hostelim zaten vegandı ve hiçbir şekilde et ve süt ürünü tüketemiyorum ve öleceğim yani artık yani. O kadar proteine ihtiyacım var ki sürekli süt alıyordum ya da herhangi bir şey alıyordum. Ya onu istediğimde bile, süt almak istediğimde bile benim hostelime gelip benimle dışarı çıkacak insanlar vardı. Bu açıdan gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum ben. Çünkü çok ilgilendiler benimle. İlk günden beri atıyorum karşıdan karşıya geçeceğim. Çok fazla araba geçiyor. Elimi tutuyorlardı, öyle geçiyordum.
Gerçekten yani çok ilgililerdi. Çok güzeldi her şey. Düşündükçe şey oluyorum böyle, gözlerim doluyor sürekli. İlk geldiğimde hostele uf çok konuşuyorlar dediğim kızlarla ayrılırken böyle ağladık sarılıp. Çok güzeldi. Hatta ben gitmeden önce son gün oturuyoruz. Şey diyorlar bana, bir gün önce mi ne? İşte İrem gidecek, İrem'e bir veda partisi düzenleyelim ama Hint partisi nasıl olur tabii. Bir sürü bira falan aldılar böyle dışarıdan. Ama dayanıklılıkları sıfır yani. Sigara falan da içmiyorlar. Getirdiler böyle hostele kaçak bir şekilde. Hostelin arasında böyle havalandırma var, oraya çıktık. Sigara içmeye çalışıyorlar ama biri öksürdü falan böyle. Fenalaştı, başı döndü. Diyorum ki ne oldu? Çok kötü ya falan. Sizde şey var ya, kafası geldi. Öyle oldular ve ben dedim ki sakin olun, hiçbir şey yok şu an. İçtiğimizde bir bira bile değil yani. Kişi başı bir bira bile düşmüyor yani. Öyle bir yer. Ben çok şaşırmıştım ama hani amaçları da beni eğlendirmek. Hani İrem gidiyor, İrem'e elveda diyelim diye. Sonra böyle bir video çektik. Hepsi tek tek konuşuyor böyle. Ne düşünüyorsun diye soruyorlar. O kadar utanmıştım ki o an. Böyle hepsi benim aklımda düşüncelerini söylüyor. Bir tane arkadaşım vardı çok yakın ve kız böyle daha farklıydı diğerlerine göre. Daha biz daha yakındık yani. Her şeyimiz daha iyiydi. Ona döndü, başladı konuşmaya, ağladı sonunda. Benim zaten gözlerim doldu. Böyle o kadar hani duygusal bir andı ki benim için. Hala da duruyor telefonumda. Asla silmedim. Ve bazen dönüp dönüp izliyorum 5 dakika falan ama böyle head izlediğimde gözlerim doluyor. Diyorum ki hani ne yapmışsın sen? İyi ki yapmışsın demek ki. Hani baktığınız zaman benim gönüllülük projeleri gibi gidip herkesin hayatına dokunabileceğim bir alanım yoktu. Ama hani gördüm ki etrafımdaki insanlarla bile o kadar iyi ilişkiler kurmuşum ki ben giderken onların kafasında bir İrem var hep yani. Ben gittiğimde bile sağ olsunlar hala da konuşuyoruz, arıyorlar, soruyorlar. Hatta bir arkadaşım Türkiye'ye gelmek istiyor. Mayıs ayında gelecek sanırım. Burada bir projeye katılmak istiyor. Ya ben gittiğimde bile hiçbir zaman iletişim kesmedik. Sürekli telefonda konuşuyor. En kötü snap atıyoruz birbirimize ya da işte Instagram'dan yazıyoruz. Böyle ilerliyor sürekli. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Gerçekten çok güzel arkadaşlıklar edindim. Isaac'lar da hani çok iyiler. Ya zaten genel olarak Isaac bünyesinde çalışan herkes çok fazla sıcak ve iyi niyetli olur. Hani bu bir şeydir. Hani nereye giderseniz gidin, dünyanın her yerine giderseniz gidin bu böyledir. Ama Hindistan'da böyle daha gerçekten içtenlerdi ve dediğim gibi bana böyle kongrelerine falan götürdüler beni. Üye gibi davranmışlardı. Kongrelerine gittiğimde de aşırı eğlenmiştim. Çünkü bayağı içlerini aldılar işte. Bana bir space yaratmışlardı. İşte İrem ne düşünüyorsun bizim hakkımızda? İşte nasıl bir tecrübe geçiriyorsun? Ne yapıyorsun diye. Ben böyle kalkıp anlatmıştım ve gerçekten ya çok özeldi yani. Herkes sizinle çok ilgileniyor. Üstlerin üstünüze titriyorlar ya da ben ufacık bir hastalık geçirmiştim. Alerjim tutmuştu. Sanırım yiyeceklerden ötürü. Bir alerjim tuttuğunda bile beni işte apar topar işte ilaç bulalım, hastaneye gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım diye sürekli peşimde koşturuyorlardı. O yüzden ben çok şanslı hissettim kendimi. Her zaman çok şanslı hissettim ve orada edindiğim arkadaşlıklarımın da ömür boyu gideceğine inanıyorum. Çünkü biz bazen şey plan yapıyoruz işte. Ya tam Türkiye'ye gelmeseniz bile işte dünyanın herhangi bir yerinde ortak bir zaman gideceğimiz zaman buluşalım işte. Aynı anda gidelim gibi şeyler düşünüyoruz. Zaten ben çok gitmek istiyorum tekrardan Hindistan'a. Bir de hani benim birazcık pişmanlıklarım var açıkçası. Ben gittiğimde sadece tek bir şehirde kaldım. Kolkata'da kaldım. Agra'ya falan gitmek istiyordum çok ama aşırı yakın değildi. Yani tren kullanmam gerekiyordu ya da uçakla gitmem gerekiyordu. Ben çok tren yolculuğu yapmak istedim ama arkadaşlarım birazcık beni korkuttu. Dedi ki tek başına gidemezsin. De yapamazsın tek başına, zor olur dediler. Hani yanımda da benim gibi yurt dışından gelmiş biri olmadığı için hani çok da arkadaş bulamadım baktığınızda. Çünkü herkesin işi vardı ve benim de bir işim vardı. Birazcık da işime bağlı yürüdüğüm için çok fırsat bulamadım. Ama şimdi düşünüyorum aslında gitsem gidermişim ya. Yani hafta sonu gitsem işte bir plan yapsam kendime, çıksam oradan oraya gidermişim ama ya bunu yapmadım. Neden bilmiyorum. Çok mutsuzum bunu yapmadığım için. Döndükten sonra aklım başıma geldi. Bir daha çok gitmek istiyorum tekrardan ve gittiğimde her şehri tek tek gezeceğim. Belki tekrardan Global Volunteer'e giderim ve işte bir Explore projesinde oradan oraya giderim diye düşündüm. Eminim yani tekrardan gittiğimde de her şey çok çok daha güzel olur. Eğer ki siz benim gibi giderseniz bir projeye mutlaka sadece Hindistan'da değil gittiğiniz her ülkede her yeri gezmeye çalışın ve boş zamanlarınızı elinizden geldiğince değerlendirin. Ben tek başıma hostelde yatıp dinlendiğim günlere çok acıyorum şu an. Keşke çıksaydım, birazcık daha gezseydim, şuraya gitseydim, buraya gitseydim kafasındayım. Ama yapmadım. Ya buna rağmen bence çok özel ve güzel bir tecrübeydi. Yani bunu yapsanız artık ne kadar katlanır bu, siz düşünün. Peki Global Entrepreneur'e gittin. Global Entrepreneur ne yaptın? Biraz daha bu detaylardan bahseder misin? Global Entrepreneur daha çok startuplarda çalışıyorsunuz yurt dışında. Türkiye'de de çok startup var. Az çok biliyorsunuzdur. Ama ya benim gidiş amacım şuydu en başta. İkinci sınıftayım. Staj yapmak istiyorum bir yerlerde. Çünkü hani bölümümle de alakalı ama hani öyle bir şey yapayım ki döndüğümde benim bir farkım olsun. Ben aynı bölümü okuyanlardan ya da işte herhangi bir üniversitede okuyan insanlarla benim bir farkım olsun istiyordum. Ve Hindistan ya da yurt dışında bir staj yapmak bunun için hani en önemli faktördü. Gidip geldiğimde insanlar bana daha farklı gözle bakacak diye düşünüyordum ki öyle de oldu zaten. Bu amaçla gittim ben en başında ve onu da gördüm. Çünkü Asya pazarını görmek, oradaki insanların nasıl çalıştığını görmek, iş disiplinlerini analiz etmek çok önemliydi benim için. Tamam çok fazla bir iş yüküm olmayabilir ama hani onların açısından baktığınızda hani şöyle bakıyorsam böyle kafamı çevirip şu şekilde bakabildim bazı şeylere. Birazcık daha görüş açımın genişlediğini hissettim her gittiğimde. Ve döndüğüm zaman da hani gerçekten tahmin ettiğim gibi oldu. Zaten direkt işte CV'me yazdım, Isaac'le şu projeye gittim diye. İkinci sınıfım bitti. Üçüncü sınıfta da böyle staj arayışına girdim sürekli. Bir yerlere gideyim, bir şeyler yapayım, farklı şeyler yapayım diye. Şu an Boyner
dönemlerde staj yapıyorum mesela e-ticarette ve işte İK ile görüştüğümde bana şey demişlerdi. Nasıl Hindistan'a gittin hani? Ne yaptın orada? İşte bir ay kaldın ama hani bir ayda ne yaşadın gibi şeyler sormuşlardı ve bu sadece burada değil her gittiğim iş görüşmesinde de bu şekilde ilerledi. Çünkü hani baktığınızda insanlar sizin CV'nize diyor ki hani yurt dışında bir staj yapmış ve bir ay kalmış ki hani bir ay kaldı da işte Almanya'da, Hollanda'da, orada burada değil, Avrupa'da değil, Hindistan'da bir ay kalmış. Bu çok önemli bir şey. İnsanlar direkt sizin aklınızda şey diye canlanıyorsunuz. Hani bu kız Hindistan'da staj yapmış, Hindistan'da yaşamış, Hindistan'ı görmüş ve orada farklı bir şeyler yapmış. Demek ki diğerlerinden farkı var diye düşünüyorlar. Ya ben bu geri dönümleri çok aldım. Bu yüzden bence yani kariyeriniz açısından da her şeyi bıraktım. Maneviyatını bıraktım ya da farklı bir ülke görmeyi, dil geliştirmeyi bıraktım. Kariyeriniz açısından da çok fazla bir şeyler kattığına inanıyorum ben. İyi ki gitmişim. Bir daha olsa bir daha giderim. Gittiğin süre boyunca yaşadığın stajınla da çalıştığın yerle alakalı olur. En garip, abi bu da bizden ne farklı yapıyormuşsunuz be dediğin şey var mı? Stajla alakalı yok da. Şimdi ben 10 Ocak Şubat arası gittim zaten. Şubat'ta böyle 14 Şubat'a denk geldi. Onlar da 14 Şubat'ı 7 gün kutluyorlar. İşte başlıyorlar 7 Şubat'ta. Sarılma günü, öpüşme günü, teklif etme günü, ayıcık günü, başka ne vardı? Gül verme günü. 14'ü sevgililer günü. Bu şekilde ilerliyor. Ve ilk böyle gül gününde mi ne öyle bir şeydi. Geldi hostelde oturuyorum. İşte bir tane kız kocaman çiçekle geldi. İşte bugün gül günü falan diye. Ne diyorsun? Anlamadım. Böyle her gün bir şeyler olduğu için bir gün işte teddy günü falan diye. Böyle her yerde ayıcık görüyorsunuz. Değişik yani. Çok değişik. 14 Şubat'ta da en başta şunu anlatmam lazım sanırım. Hindistan'da şöyle bir durum var. Şimdi siz farklı bir ülkeden gitmiş biri olarak ya bir kadın olarak çok fazla wow bakıyorlar. Çünkü herkes işte teniniz farklı, duruşunuz farklı ya da hareketleriniz farklı, her şey farklı ve onlar için çok güzelsiniz böyle. Kraliçesiniz, harikasınız. Yani bu gözle bakıyorlar ve bu yüzden dikkat çekiyorsunuz. Yani nereye giderseniz gidin dikkat çekiyorsunuz. Bu bir insanın herhangi bir tip kapasitesiyle alakalı asla bir şey değil. Yani Türkiye'deki en çirkin kız bile gitse onlara çok güzel gelir. Yani öyleler gerçekten. Bana böyle davranıldı ve bu el üstünde tutulmamın da bir diğer sebebi de buydu açıkçası. Üzücü bir şey. Evet, buydu ya. Ne yapabilirim yani? Ben onlara... Hayır o da dedim bak tip kapasitesi hiç önemli değil. Söylüyorum bakın işte Türkiye'de çok güzel kızlar var bak falan diyorum. Hayır diyor. Ve çok garip gerçekten. Erkekler bu yüzden çok farklılar. Sadece erkekler değil kızlar da böyle. Ve en kötü en rezil uyanıyorsunuz gözler şiş falan. Oha çok güzelsin falan yapıyor. Nasıl ya? Nasıl yani gözüm şiş makyajım akmış burada. Ve çok şaşırmıştım ben zaten o duruma. 14 Şubat'ta doğal olarak benim edindiğim arkadaşlarım bana dedi ki işte İrem ne yapıyorsun? Duruyor musun? Herkes değil. 3 kişi falan. Erken tamam. Ama gerçekten arkadaşım bu arada hiç benim kötü niyetim tamam, sıfır. Yani. Sonra işte bir arkadaşımın da arabası vardı. İşte şey dediler biz dışarı çıktık gel seni de alalım hostelden gezelim falan dediler. Ben de okey dedim yani yapacak daha iyi bir şeyim yok sonuç itibariyle. Sevgilim falan da yok o zaman hiç bana engel bir şey yok yani. Şimdi var herhalde. Yok şu anda. Orada da bir tane yer varmış hiç gitmedim ben. Manzarası falan çok güzel ve sadece çiftlerin gittiği yerlermiş. Herkes sevgilisiyle gelmiş. Herkes ama yani. Ben de iki tane erkekle. Sağımda biri, solumda biri. Biliyorum böyle gayet düzgün bir şekilde etrafa bakıyoruz falan. Ama herkes sevgilisiyle ve Hindistan'da azınlıkta olsa birazcık Müslüman var. Müslümanlar da var işte. Çok değişik insanlar var yani. Şeyler de var. Erkek çiftler de var, kadın çiftler de var falan. Böyle bakıyoruz. Wow işte herkes sevgililer gününü kutluyor. Ben de böyle bayağı manzaraya karşı iki erkekle gezdim. Gayet cool bir şekilde. Ve herkes dönüp şöyle baktı ne yapıyor bu falan. Arkadaşlarım sadece arkadaşlarım. Açıklama yapma hissiyatı duydum çünkü yani. O kadar kötü hissettim kendimi ama bayağı kaliteli bir yerdi yani. Çok güzel. Ben beğendim bayağı. Peki diğer mesaj atana ne oldu sana? Onunla çıkışta AVM'de karşılaştık. Başka arkadaşlarla buluşmuş. Ha, iki erkekle mi karşılaştın onunla? Evet. Aa çok üzücü. Ya ben çözülmedim, hak etmiştim. Böyleydi yani. 14 Şubat'ım çok komik geçmişti benim için. Eğlenceliydi bayağı. Orada yaşadığın en güzel anını soracağım. Umarım bu 14 Şubat'tan yok ya, başka bir şeydi. Değil. Ya aslında en güzelle en kötüyü aynı anda anlatabilirim. Ya ben alerji oldum bir dönem. İlk başta gittiğimde çok fazla yemek yemiyordum oradan. İşte Türkiye'den götürdüğüm şeyleri yiyordum ama sonra fark ettim ki hani böyle gidersen sen burada yaşayamazsın bir ay çünkü yemem lazım artık yani gerçekten hani sadece ayakta durabilecek kadar yemek yiyordum ve aşırı derece zayıflamıştım. Oradaki yemekleri yemeye başlayınca tabii yavaş yavaş vücut reaksiyon veriyor çünkü aşırı derecede baharatlı ve hani ben az koyduruyordum bilerek gittiğim yerlerde ama yine de alıyordum yani onu. Bir de birkaç defa sokaktan yemek yemiştik ve sokak yemekleri beni mahvetmiş. Ben sonra anladım tabii bunu zaten hassas bir bünyem var benim de haddime ise yani yedim bilmiyorum. Sonra bir anda böyle vücudumda tak 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 kabarcıklı bir şeyler çıkmaya başladı. İlk başta şey sandım. Hostelde de tahta kurusu varmış. Ya ama ben bilmiyorum ve tahta kurusu ısırdı sandım. Arkadaşlarıma göstermek tahta kurusu ısırmış seni. Onlarda da hiçbir şey yok yani. Sadece benim ısırıyor bu tahta kurusu Allah aşkına. Uyanıyorum her yerim kaşın.
kaşınıyor. Tahta kurusu diye düşünerek bir süre böyle paranoyaya bağladım zaten. Tahta kurusu her yer çok pis falan diye düşünüyorum. Herkes gittiğinde yatakları kaldırıyorum, temizliyorum falan. Ama geçmiyor yani. Çarşaflarda yakaladım kaç defa tahta kurusu. Hostele söyledim, patrona söyledim. O da dedi ki istersen hostelini değiştirelim ama hostelimi değiştirmesini istemedim çünkü seviyordum insanları yani. Hiç gerek yoktu böyle bir şey. Halledilebilir bir şey sonuçta. İlaçladılar hostelin her yerini. Benim sayemde hostel ilaçlandı seneler sonra. Bütün yani her yeri, ben ilk kattaydım, üstleri falan da ilaçladılar ve kaç defa ilaçlamışlar ama yine de geçmiyormuş. Hostele de böyle yaklaşınca kaşınmaya başlıyorum ama o kadar kötüyüm ki hani psikolojim alt üst yani. Ağlıyorum falan sürekli zaten. Kendimi böyle arada sırada yalnız hissettiğim zamanlar oldu. Tamam çok kişi var etrafınızda ama baktığınızda yine yalnızsınız yani. Böyle bayağı ruhsal süreçlerden geçiyorum. Sonra hostelden başka bir yerde kalmıştım 2-3 gün. O daha çok artınca anladım zaten hani artık bu tahta kurusu değil, ciddi anlamda alerji olmuşum. Her neyse o kötü buhranda olduğum dönemlerden birinde yine ağlıyorum falan böyle hostelde tek başıma. Bir de göstermemem lazım ya, güçlü duracağım. Herkes arkamı dönüyorum, hüngür hüngür ağlıyorum. Sonra diyorum ya hiçbir şey yok falan. Gayet normal davranıyorum. Bu moddayım. Ben bir Isaac aradı beni. Dedi ki ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Dedim ki çok kötüyüm. Gerçekten çok kötüyüm. Hiç iyi değilim. Bir anda böyle aldı beni. Birlikte waffle yemeye gitmiştik. Ve çok güzel waffle'ları var. Gerçekten hala hiç Türkiye'de bulamadım o waffle'ları. Hatta Belgium Waffle diye bir waffle'cı vardı. O kadar güzeldi ki Nutella'lı waffle'ı. Hala yani gidip yemek isterim. Beni oraya götürdü ve ben aşırı mutlu olmuştum ki sonra çıktık böyle. Gezdik, random bir şekilde bir parka gittik. Oturduk, saatlerce sohbet ettik. Ve yani direkt yani normal boş yapıyoruz hani. O kendi hayatını anlatıyor, ben kendi hayatımı anlatıyorum. Ve o kadar iyi hissetmiştim ki çünkü çok yalnız hissettiğim ve çıkmazda olduğum bir dönemde hiç tanımadığım bir insan. Yani oradaki bir insan gelip bana çok iyi gelmişti ve aslında düşüncemi değiştirmişti. Ondan sonra devam etme gücünü de birazcık o günden sonra buldum. Çünkü hani gerçekten ruhsal çöküntüdeydim. Yani son 2 haftam ama hani yine de çok zor geliyordu her şey. Ve sağlığım da gitgide kötü olunca ne yapacağım, nasıl çıkacağım bu girdaptan diye düşünüyordum. Sonra iyileştim tabii, her şey normal döndü ama onu diyebilirim yani. Çok kötü bir anı çok güzele çevirmişti benim için. Peki düşünenler ve ya da hiç bilmeyenler için neden sence biz global entrepreneur'a gitmeliyiz? Eğer ki kendi adınıza bir şeyler yapmak istiyorsanız öncelikle yani. Bir kariyer hedefiniz varsa ve bir yere gelmek istiyorsanız ileride ve başka insanlardan bir farkınız olmak istiyorsanız ve bunu diğer insanların yaptığı gibi değil de daha farklı bir yönden yapmak istiyorsanız, hem kendinize faydanız olurken aynı anda başkalarına da dokunmak istiyorsanız ve aynı zamanda işte farklı bir ülke görmek, dilinizi geliştirmek istiyorsanız aslında gidebileceğiniz en güzel yer global entrepreneur. Çünkü herkes size sağlar işte yurt dışı imkanı, yurt dışı staj imkanı ama Isaac'in size sağladığı şey liderlik gelişimi en başında ve bunun dışında da insanların hayatına dokunabilme potansiyelini veriyor size. Tabii bu sizin elinizde. Gidip hiçbir şey yapmadan da dönebilirsiniz ama gidip bambaşka bir şey de yaparak dönebilirsiniz. Zaten amaç şey değil hani wow gittim hayatım değişti değil. Bir kişinin hayatına bile dokunsanız, yani bir kişi sizin hayatınıza dokunsa bu Isaac için okey bir şey. Misyonu da bu şekilde, misyonu vizyonu da bir şekilde ilerliyor. Bence eğer bu düşüncelerdeyseniz kesinlikle tercih etmeniz gerekiyor ve gitmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben hazırlık okudum okulda ama şey vardır ya bizim Türk milletinde. İngilizce biliyorum ama konuşamıyorum. Olmuyor falan. O moddaydım. Konuşuyorum ama hani şey değilim böyle. Kendime aşırı derecede güvenim yoktu. Ve bu güvenin sağlanması için tamamıyla ego tasminden ötürü 2 ay kursa gittim, dil kursuna. Bir de birebir eğitim aldım. Ve sadece biz konuşuyorduk falan. Fark ettim ki ben konuşuyormuşum ya. O kadar da kötü değilmişim. En azından hani kendim anlaşılabiliyorum yani karşı tarafta. Ama yine tabii endişelerim vardı. Tüm zamandan itibaren B2 diyebilirim yani. Bence B2 ile gittim çok rahat. Hani C1 mükemmel bir İngilizcem yoktu açıkçası. Ama B2 okeydi. Zaten onların da arada şey o civarda bir şeydi. Hani C1 olsun işte her şey bilsin bu gibi bir şey beklemiyorlardı. Sertifika istemiyorlar. Ya sadece zaten mülakat yaparken Skype'le mülakat yaptığınız için anlıyorlar yani az çok. Orada da hani çok fazla gelişti. Bir de ben dil konusunda şöyle bir sıkıntı çekmiştim. Hint aksan çok garip. Gerçekten çok garip ve ilk bir hafta ha ne diyorsun falan diyordum. 3 kere böyle tekrar ettiriyordum. Onlar da tekrar ediyordu ama bir haftadan sonra anladım zaten aksanlarını. Hani anlaşma başladık. Anlaşmaya başlayınca sizin de konuşmanız ilerliyor. İşte çok fazla da muhabbet etme imkanınız olduğu için benim İngilizcem bayağı ilerledi. Hatta patronum şey demişti bana dönüşte. İrem sana ne kattı burası diye sormuştu son bir konuşma yaparken. Dedim ki İngilizcem ilerledi hani yeterince bence. O da demişti ki ben de sana bunu söyleyecektim. Biz mülakat yaparken ki İngilizcenle şu anki İngilizcen arasında çok fark var ve bence ciddi anlamda ilerledin demişti ki bence de öyle. Hani döndükten sonra daha fazla özgüvenim vardı bu konuda. Şu anda bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ya şimdi benim yaptığım iş content writing olduğu için aslında baktığınızda mükemmel terminoloji bilecek bir şeyim yoktu yani. Bunları kullanmam gerekmiyordu. Yani daha çok günlük dille de, ya günlük dil birazcık üst seviyeye çıkarak yazabileceğim şeylerdi. Essay yazmak gibi düşünebilirsiniz. Hazırlıkta nasıl yazıyorsak orada da öyle yazıyordum. O yüzden yazı konusunda hiç zorlanmadım. Yani ben zaten hazırlıktayken de writing'im birazcık daha iyiydi speaking'e göre. O yüzden zorlandığım bir konu olmadı. Hani anlamadığım şeyler tabii ki oldu. Hani bilmediğiniz kelimeler illa her yerden çıkıyor ama aşırı zorlayan bir süreç olmadı. Yani ben daha rahat yaptım o writing kısmını diyebilirim. İrem bize öyle bir şey söyle ki global entrepreneur'a gidelim. Bir kelime mi söyleyeyim? Bir cümle. Global entrepreneur ile kendinizi keşfedin diyeyim o zaman.
Bana kalsa ben böyle saatlerce Hindistan'ı anlatırım. Hani uzun uzun anlatırım ama artık bir yerde bitirmemiz gerekiyor maalesef. Kapatmam istendi benden. Böyle kapatılıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Abone olabilirsiniz. Buradan inşallah doğru yeri gösteriyorumdur. Isaac Türkiye'yi aynı zamanda Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. YouTube'dan da takipte kalın. Ve Isaac'le mutlaka ama mutlaka bir projeye gidin.